Gusül abdesti, gusül abdesti. Bizim milletimiz nasıl öğrenmiş gusül abdestini? Aman cünüp toprağa basarsan, değil mi? Yerler sallanır falan. Böyle bir şey yok da. Böyle bir şey yok. Ama böyle öğretilmiş bize çocukluktan. Bak cünüp yere basarsan yerler titrer. Yediğin yemek haram olur. Böyle anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Bunlar efsane. Ama gusül abdestinin önemini anlatmak, cünüplüğü de cünüple dolaşma kardeşim diye böyle anlatmış eskiler. Bu topraklar öyle maya ekmişler. Değil mi? Böyle biliyorsunuz değil mi siz de gusül abdesti? Şimdi gusül abdesti vücuttan, erkeğin vücudundan meninin şehvetle ve tazikle çıktıktan sonra almak zorunda olduğumuz bir abdest. Bunu bilmeyen var mı aramızda? Bunun için hacı hoca olmaya gerek var mı? Bu zaten bizim herkesin vazifesi değil mi? Bakın ölçü bu kadar. Ölçü bu kadar. Vücuttan meninin, yani çocuğun olmasını sağlayan o sıvının, kibar anlatıyorum da yayınlayacağız çünkü. Lap lap diye anlatasım var da çok öfkeliyim çünkü. Şehvetle ve tazikle çıktıktan sonra almamız gereken bir ibadet, mecburiyet. Bunu almazsan namaz kılamazsın. Bunu almazsan oruç tutamazsın. Bunu, yani orucu tutarsın da kardeşim namaz vakti gelecek. Kur'an okuyamazsın, Kur'an'ı elleyemezsin, ayet okuyamazsın. Burada sorun var mı buraya kadar? Bak hepiniz biliyorsunuz. Burada hoca yok aranızda sizin. Hep böyle vatandaş, ticaret, tamirci, çiftçi. Çıktı abi adamın bir tanesi. Çıktı. Gusül abdesti diyor. Sadece karı koca arasındaki cinsel ilişkiden sonra alınır. Başka bir yerde ihtiyaç yoktur, almaya gerek yoktur diye. Duymadınız değil mi bunu? Aman duymayın zaten. Ben duydum da anlatayım. Ona bir muhalefet olsun ve Müslümanlar buna aldanmasın. Diyor ki karı koca arasındaki ilişkiden sonra sadece alınır. Yani rüyalanırsan, ihtilam deniyor ya bizde, rüyalanmak. Sokak ağzıyla kamyon devirmek. Değil mi? Öyle biliyor. Kamyonu devirdim diyor. Orada diyor gerek yok diyor. Öyle dedi, öyle dedi. İsmini söylemeyeceğim. Bunlar meşhur olmaya çalışıyorlar. Yahut birilerine hizmet ediyorlar. Hizmet ettikleri yerde İslam düşmanları. İslam'a hizmet etmiyorlar. Kur'an'a hizmet etmiyorlar. Sünnete hizmet etmiyorlar. Çünkü eğer böyle deseydi bu cümleyi kuramazdı. Sadece diyor karı koca arasındaki ilişkiden sonra gereklidir. Rüyalanırsan gerek yok. Haram da olsa, kendi kendine de bir şey yapsan, bu haramdır, kendi kendine de bir şey yapılmaz. Buna da diyor gerek yok. Gusüle gerek yok diyor bunlarda. Anladınız değil mi anlatmak istediğimi? Net oldu mu? Daha açmama gerek var mı? Sadece diyor karı koca arasında. Yani rüyalanan bir adamı şeytana uyup yanlış yapıp kendi kendini tatmin eden bir adamı cünüp dolaşmasını tavsiye ediyor adam. Cünüp dolaştıracak adamı. Yok diyor, gerek yok. Onun gusül abdesti almasına gerek yok diyor. Çıkın, sizin dininizi bozmaya geldim deyin. Çık oraya çalış. Ben de seni alkışlayayım, ne güzel iş yapıyorsun diye. Yani işini yapıyorsun. Şeytan işini güzel yapmıyor mu bugün? Alkışlamıyoruz da. Hani şeytan işini güzel yapıyor. Bizim gibi aylak aylak gezmiyor şeytan. Hepimizin kanına girip çıkıyor adam. Ya bunlar bir familya. Aile bunlar, bir oluşum. Şer o da, şer. Şer o da. Her dönem isim isim değiştiriyor birileri bunları. Biri bir gün çıkıyor diyor ki namaz diye bir şey yok diyor. Onu diyeni biliyorsunuz, öldü. Kurtulduk. Kurtulmadık, daha arkası da geliyor, ondan kurtuldun. Sonra biri çıkıyor diyor ki balıktan da diyor kurban olur diyor, adak olur diyor. O da başka bir hoca da değil ha, fakültenin birinde koymuşlar oraya. Sonra biri çıkıyor geliyor. İmanın şartı 6'dır, değildir, 5'tir diyor. Kadere iman yok diyor. Tutmuyor. Neden tutmuyor? Mayamız sağlam. Onlara inanan var mı? Var. Var. Ya illa şeytana da tabi olan yok mu? Var. Ama bu toprakların mayası sağlam. Tutmuyor, değiştiriyorlar. Onu geri çekiyor. Sonra dünürünü, onun dünürünü öne sürüyor. Bu sefer kadere iman yoktur'u değiştirip başka bir şekilde ısıtıp bir daha sunuyorlar millete. Eceli bozuyor. Eceli öyle değil diyor. Bakıyor tutmuyor. Geri alıyorlar.
Ondan sonra başka birini öne atıyorlar. Allah gaybı bilemez diyor. Yani senin bu cumadan sonra ne yapacağını bilmiyormuş Allah. Senin şuradan çıktıktan sonra, cumadan sonra ne yapacağını bilmiyormuş Allah. O da tutmuyor, onu da geri alıyorlar dinlenmeye. Isıtacaklar çünkü biraz olmadı. Yemiyor bizim Müslümanlarımız. Bu topraklar Ehl-i Sünnet'in kalesi. Bu topraklar Ehl-i Sünnet'in kalesi. O yüzden yıkamıyorlar. Bu topraklarda günahkar da olsak, eksik de olsak, iman esasları en güzel şekilde yaşananlar var, yaşayanlar. Elhamdülillah. Şimdi onları da geri çektiler. Bir de bunların yavruları var, yeni yeni eğitiyorlar. Çıktı herif cünüp gezin dedi. Şimdi böyle cünüp gezin dese ateşe vururlar adamı. Benzin dökerler adamın videosuna. Ne diyor? Ayet diyor, böyle diyor, bilmem ne böyle diyor. Yapmak istedikleri tek şey var beyler. Peygamber Efendimiz'i ortadan kaldırmak. Tek gayem var. Allah'ı razı edelim şuradan gitmeden. Yaşım 43. Kaç sene daha yaşarım bilmiyorum. Ama ölmeden Allah'ı razı edecek işler yapalım. Kafirleri dost edinmeyin diyor Allah. Küfre rıza küfürdür diyor. Küfre rıza küfürdür. O yüzden bu din hoşgörü dini değildir. Hocam peygamberimiz hoşgörülü bir insandı, yani yakışıyor mu diyor, yani yakışıyor mu diyor böyle konuşmak diyor. Sen bir hocasın diyor. Ya peygambere kalacağım, peygambere uyacak olsam kılıç kuşanıp peygamber savaştı. Mekke'yi hoşgörüyle almadı. Mekke'yi hoşgörüyle fethetmedi peygamber. O Mekke'nin fethinden önce, yanlış hatırlamıyorsam, siyer uzmanı değilim, 9 tane savaşa girdi. Kendi başına peygamberle zırh giydi. Hoşgörü mü bu? Ayet açık. Müminler müminlere karşı yumuşaktır, hoşgörülüdür, dosttur, kardeştir, ama kafirlere karşı şedittir. Ayet bu, ayet. Benim binlerce videom var piyasada. Dini anlattığım, tebliğ yaptığım videolarda çok sert değilim yani, az sertim. Ben İslam düşmanlarına hadlerini bildiriyorum. Müslüman düşmanlarına hak ettiği dilden cevap veriyorum. Ne yani? Herif bana çıkacak, ana avrat küfredecek, pornocu diyecek, seni kapatacağım diyecek, seni kazıyacağım diyecek, seni yok edeceğim diyecek. Ben de sağ ol, teşekkür ederim mi diyeceğim. Sıkıyorsa yap diyeceğim ona. Ondan böyle konuşacağım. Hadi paçan sıkıyorsa yap diyeceğim ona. Çünkü ben Kur'an'dan şunu öğrendim. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَاد۪ي. Bu ayeti kimse bilmiyor. Umurunuzda değil. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Ne yapalım, topu tüfeği mi yapalım? Valla devlet derse, bir daha hadi derse hadi, buradayız biz. Meydandayız, daha girmedik eve. Biz bankamatiğe sıraya girmiyoruz biz. Bekleriz, onu da yaparız. Çünkü biz biliyoruz ki bu bayrak için ölünür. Bu topraklar için ölünür. Ayağa geri dönen haindir. Biz bir de biliyoruz ki şeksiz şüphesiz bu İslam için ölünür. Son damlamıza kadar. Ama biz ondan bahsetmiyoruz. Biz kalem cihadı yapıyoruz, kürsü cihadı yapıyoruz. Sen çıkacaksın ekranlara, bana söveceksin. Bütün, yani bana derken hepimizden bahsediyorum. Biz biri bütünüz. Müslümanlara söveceksin. Yok 15 Mayıs gelince sana, size göster. Bir dakika kardeşim, ne oluyor ya? Ne oluyor? Değneksiz köy mü lan burası? Ondan sonra susacağım ben, öyle mi? Susmayacağız. Geçti o günler. Artık imam hatipleri mihraplara sıkıştırdıkları, cenaze merasimlerine sıkıştırdıkları, kürsülerini dizayn ettikleri günler geçti. İmam dediğin adam bir toplumun önderidir. Kurtuluş Savaşı, gururla anlattığımız kurtuluş savaşlarının başında hep bir imam vardır. Onlar bu imamları istemiyorlar. Onlar işte ezgi, kaside, efendim mevlüt, hani kardeş olalım, öpüşelim, kırmızı ışıkla geçmeyelim, çiçek dikin, çiçekleri sulayın. Hep böyle. Yok, bitti o işler. Bundan sonra nasıl muamele istiyorsan, hangi dilden anlıyorsan o var. Seni rahatsız eden de bu zaten. Yoksa benim uslubum bu değil. Uslubum değil. Sen istiyorsun ki susayım ben. Bu tarafa vurunca al bir de buraya vur diyeyim. Bitti o. Ben ne burama vurduruyorum, ne burama dokunduruyorum. Elini havada gördüğüm anda ben çakıyorum ağzının ortasına. Hiç sana fırsat bırakmıyorum. Müslümanlar, kendinize gelin.
Siz Alparslan'ın torunlarısınız. Selahaddin Eyyubilerin torunlarısınız. Siz Abdülhamit'in torunlarısınız. Yavuz Selim'in torunlarısınız. Bu pısırıklıkla biz bir yere varamayız.